teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Benim konuda mecra yok hocam. Bizimkisi akademi ve ilahiyat. Herhalde şundan dolayı bir mecra yok. Çünkü o kadar çok boyutlu bir konu ki ben mesela bir gündem maddesi çıkardım. Yaklaşık 10-15 tane bu konuyla alakalı konuşulabilir. Tam olarak ne istediler? Herhalde dediler ki yani hoca o gündem maddelerinden bir tanesini kendisi için seçsin. Mesela bizim en önemli problemlerimizin başında işte özellik meselesi, meşruiyet meselesi falan böyle önemli meseleler var. Ama süre çok kısıtlı olduğu için ben bunlardan kendimce daha önemli gördüğüm bir iki konuya odaklanacağım. Yani temel amacım 20 yıl sonra ilahiyat ve akademiye deyince ne göreceğiz? Şu anda ilahiyat akademiyanın durumu ne? Bundan bahsetmek istiyorum. Tabii bu meseleye farklı şekilde de bakılabilir. Ben doğrusu benden önceki hocalarımız biraz daha böyle iyimser bir tablo çizerler diye yani bardağın boş tarafını ben anlatırım diye düşünüyordum ama onlar benden de daha dramatik bir tablo çizdiler. O yüzden ben de o dramatik tablo üzerinden devam edeyim. İyi tarafları var mı ilahiyat eğitiminin, din eğitiminin, din yorgunluğu falan denildi? Elbette var. Sadece şu bile yeterlidir. Bu son 5 yıldır yaşadığımız FETÖ hadisesine bakıldığında üniversitelerde en az ihraç edilen hoca sınıfı ilahiyatçılardır. Yani din eğitimi almanın, asgari düzeyde din eğitimi almanın en azından bu kadarlık bir faydası vardır. Ama ben o faydalı kısmı ondan sarf nazar ederek diğer olumsuz katı kızının kusurlarından bahsetmek istiyorum. Biraz genelleme yapacağım. Bundan dolayı hocalarımızdan bazıları yok biz öyle değiliz, bizim fakülte aslında hiç öyle değil, bahsettiğin gibi değil diyebilirler. Belki böyle fakültelerde vardır. Ama ben 3 tane üniversite değiştirdim. 3 tane üniversiteden elde ettiğim hasılayı sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi birinci soru şu, ilahiyat eğitimi ne yapar? İlahiyat eğitimi dinin en yüksek derecede öğretildiği kurumlardır. Başlangıçtan itibaren böyledir. Üniversite çatısı altında bakıldığında Paris Üniversitesi mesela en eski üniversitelerden bir tanesidir. En temel fakültesi ilahiyat birimidir. Cambridge'in en temel birim ilahiyat birimidir. Birazdan onlarla ilgili de örnek vereceğim. Mesela o Paris Üniversitesi aynı zamanda işte hepimizin bildiği Thomas Aquinas diye bir adam yetiştirir 1250'li yıllarda. Bu Aquinas şöyle bir ilim adamıdır. Yani Hristiyanlığın bizdeki gazalesine tekabül eden bir tarafı vardır. Ama aynı zamanda İslam ilimleri de en iyi bilen isimlerden birisidir. Bizim Türkiye'deki ilahiyat eğitimi hepimizin bildiği üzere biraz Nizamül Mülk'ün, daha doğrusu Nizamiye medreselerinin Osmanlı tarafından kopyalanmış bir halinin bizde işte onun biraz daha soft bir kopyasına dönüşmüş halidir. Yani Darülfünun aslında belki şu anki ilahiyat fakültesinden daha da iyi bir proje olabilirdi ama onu maalesef Cumhuriyet'in din politikalarının kurbanı olarak ziyan ettik. Şimdi birinci sorum şu, Türkiye'de ilahiyat fakülteleri dinin özel olarak da İslam'ın en üst seviyede araştırıldığı, öğretiminin yapıldığı kurumlar mıdır? Şimdi bu soruya biraz arz talep müşteri dengesi açısından cevap vermek gerekir. Ben doğrusu yani Türkiye'de çok kaliteli çalışmalar yapıldığını görüyorum. Ancak biraz da üretilen şeyin müşterisiyle karşıda bulduğu karşılıkla alakalı bir durumdur bu. Mesela ürettiğimiz dini bilginin evrensel, sadece Avrupa'yı da kastetmiyorum, İslam dünyasındaki karşılığı nedir? İslam dünyasında karşılıktan bahsediyorsak, belki Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri her tarafta mâkes bulacak Türkiye Cumhuriyeti ilahiyat eğitiminin belki en başarılı projesi İslam ansiklopedisidir. Onun dışında böyle evrenselleştirebileceğimiz bir bilgi birikimine henüz ulaştığımızı doğrusu söyleyemeyiz. Yani ilahiyat eğitiminin belki de en büyük açmazı şudur. İki tane temel açmazı vardır. Birincisi, ilahiyatçıların ve din hakkında konuşanların büyük çoğunluğu 8,5 milyarlık insanlığa konuşmayı istemez. 1,5 milyarlık Müslümanlara konuşmayı ister. Ürettiğimiz dini bilginin, yani bir Hindu'yu Müslüman yapmak, işte bir Avrupalı İslam'ı anlatmak, için değil, daha ziyade İslam geleneği içerisinde ki insanları kendi kampımıza, kendi dini düşüncemize çekmeye yönelik bir din eğitimi sürdürürüz. İkinci temel meselemiz de şudur. Bu İslam'ın gelecek mecra, akademinin gelecek mecralarıyla doğrudan alakalıdır aslında. İkinci meselemiz de anlattığımız dini terminoloji, ıslahlar ve problemler tamamen devlet tarafından sübvanse edilen bir mahiyete sahiptir. Bu şu demektir, yani müşterisi hazır bir kitleye konuşulmaktadır. Bu müşteri doğduğunda sağında solunda namaz kılan anne babası olan, daha sonradan Sıbyan Mektebi'ne giden, daha sonradan İmam Hatip okuyan, daha sonradan ilahiyat fakültesi okuyan bir kesime biz evet inandığın şeyler ne kadar da doğru diyerek
yeniden bir yükleme yapmaktayız. Yani aslında anlattığımız dini terminolojinin bir metafor olarak söylüyorum, kapı kule sınır kapısının ötesinde çok da bir karşılığı yoktur. Şimdi peki bu sadece ilahiyat fakültesi için mi böyledir? Ya diğer sosyal bilimlerde durum nasıl oluyor bilmiyorum ama eğer biyolojideki, kimyadaki bileşik kaplar teorisi biraz gerçekliği varsa onlardaki durumun da bizden çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Sadece biz onları bilmiyoruz yani şu anda. En azından ben bilmiyorum. Şimdi bunun temel sebepleri tabii denilebilir ki yani ilk öğretimin, orta öğretimin, lise eğitiminin bu kadar düşük seviyede olduğu bir yerde yani ilahiyat eğitiminin, yüksek dini öğretiminin bundan çok daha iyi olmasını beklemek biraz gerçekçi olmaz mı? Elbette öyle bir sebep olabilir ama bu sebep elimizdeki veriyi, elimizdeki sonucu değiştirmiyor maalesef. İlahiyat eğitiminin temel sorunlarından birisi ne? Bunları şunun için anlatıyorum. Ben babamın anlattığı, hocalarımın anlattığı dinle İslamlılığımı muhafaza edebildim. Ama şundan çok ciddi endişe ediyorum. Torunlarımın en azından bizim tekrar anlattığımız dinle İslamlılığını muhafaza edebileceğine dair ciddi bir endişem var. Şimdi bir öğrencimiz, bir anekdot olarak söyleyeyim, çok da iyi bir öğrencimiz. Kredi Yurtlar Kurumu'nda arkadaşları varmış. Dedi ki hocam dedi bir tane ateist arkadaşım vardı. Onu ikna etmek için dedi çok uğraşıyorum dedi. Çok uğraştım dedi. Dedim ne oldu? O dedi beni ikna etti. Şimdi bu öğrencim de öyle sıradan bir öğrenci. Nasıl seni dedim ikna? Vallahi dedi hocam dedi onun deliller dedi bizimkinden iyi. Halbuki hepimizin bildiği ateizmin delilleri yaratılış konusuyla alakalı, kötülük problemiyle alakalı temel iddialar yani. Çok farklı konular değil ama klasik bir ilahiyat talebesi o ilk darbede maalesef yani imanı koruyabilir ama cevap veremez durumda. Liselere, fen liselerine filan böyle toplantılara gidiyoruz. Din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni arkadaş diyor ki bana hocam diyor her dersten ağlayarak çıkmaktan bıktım diyor. Niye ağlıyorsun hocam diyorum. Gir dedi de anlarsın dedi. Kız bana öyle sorular soruyor ki kızıl ışın kanununda mavi termodinamik entropi. Ya diyorum ben bunlara dair bir şey okudum mu ilahiyat fakültesinde? Okumadım. Niye okumadım? Çünkü müşterim belliydi. Müşterimin de öyle talepleri falan yoktu zaten. O beni sıkıştırmıyor, ben onu sıkıştırmıyorum. Alan memnun, satan memnun bir eğitim sürdürüyoruz. Peki, hocam vakit hızlı gidiyor elbette. Peki, bunun sebepleri ne? Ben birçok sebebi var. Ama mesela kendimizden başlayalım. Hazreti Peygamber bir usikum bi takvallahi ve nefsel asiye ilkesi uyarınca. Şimdi nasıl bir hoca profilimiz var? Hocam yine eminim içimizde çok fazla ilahiyat fakültesi tandanslı hocamız var. Aflarına sığınarak söylüyorum. İlahiyat fakültelerinde ciddi miktarda şöyle bir hoca grubu var ve bunların bir kısmı önemli ana bilim dallarını işgal ediyorlar. Hasbelkader ilahiyat fakültesine gayretiyle, zekasıyla veya bir şekilde girmiş. Yapması gerektiği için 3 makale, bir kitap çalışmasıyla doktora vesaire doçent olmuş. Ondan sonra eğer güzel bir şey bulabildiyse, idari bir şey bulabildiyse, dekanlık vesaire, onu eğer o da yoksa zorunlu mecburi hizmeti yapıncaya kadar fakültede çalışıp emekli olmanın derdinde olan çok ciddi bir maalesef hoca profilimiz var. Yani öyle yok bizim böyle diyenlere şimdiden özür diliyorum. Şimdi böyle durum varsa bu durumun ya bir heyecanı yoksa hocanın öğrenciyi birebir ilişkiye girip öğrenci yetiştirme gibi bir gayreti yoksa sorunlara yönelik fetvanın bile şahsiliği ilkesini göz önünde bulundurduğunda öğrenciye yönelik de bir eğitimin olması lazım. Böyle bir şey yoksa ilahiyat fakültesinin, akademiyanın gelecek vizyonunu ben çok görmüyorum. Olumlu bir durumda görmüyorum. Yani toz pembesi bir resim sergilemek isterdim. Klasik bir ilahiyat fakültesi, 4. sınıf ilahiyat fakültesi talebeleriyle konuşun. Çok azı dışında hala ilahiyat talebelerinin çoğu evrim denildiğinde aklına gelen ilk cümle biz maymundan gelmedik, biz Adem'den geldik, maymundan gelenler düşünsün. İşte Hindular denilince Hindular ineğe tapar. İşte Yahudi Üzeyir'in Allah'ın oğlu olduğunu söyler. Hristiyanların 3 tane farklı tanrıya inandığını söyler. Klasik bir ilahiyat talebesinin söyleyeceği cümleler bunlardır. Bunları aşabiliyorsa bir ilahiyat talebesi hakikaten kendisine ciddi yatırım yapmış demektir. Dinler tarihi, bir sürü dinler tarihi hocası tanıdım. Hepsi anlatıyor bunların, bu işin hakikatini anlatıyor. Ama sonuçta yine nasıl geldiyse ilahiyat fakültesine aynı şekilde devam ediyor. İlahiyat disiplini denildiğinde aslında ilahiyat disiplini ulumiye İslamiye açısından paradigmayı belirleyen temel disiplin fıkıhtır. Biraz da kelamdır.
bildiği ilkeler koyduğu için. Ama ilahiyat disiplinleri içerisinde Bartokol hocamdan çok özür dileyerek söylüyorum. Sorun çözme kapasitesini en çok getirmiş iki disiplindir bu. Ben kelam hocası olarak söylüyorum. Kelam, içinizde bir sürü ilahiyatçı vardır, kelam okuyanlar vardır. Kelam hala Demokritos atomculuğunu okutur varlık konusunda. Hala cüzdün la yeteceğiz değerleri okuturuz. Okutan hoca da anlamaz, emin olun anlamaz. Kavramsal düzeyde bilir onları, onların neye tekabül ettiğini bilir ama onun bir anlamı yoktur, bir geçerliliği yoktur. Son iki yıl içerisinde iki tane sistematik kelam yazımında bulundum ders kitabı. Hala varlık konusu aynı şekilde yazılıyor. Yani bir çağdaş, şimdi kelam kitaplarını inceleyenler bilirler. Birinci bahsi nedir klasik kelam kitaplarının? Tabiiyattır. Tabiiyat bugünkü tam karşılığıyla fiziktir. Fizik olmadan metafizik olmaz. İlahiyatçıların en zayıf damarıdır metafizik. Kelamın da en zayıf damarıdır. Niye? Çünkü içimizde fizik bilen yok ki. Yani termodinamik bilen var mı kelamcılar içerisinde? Var elbette, harcı alem olarak biliyoruz ama yani bir fizikçiden gidip hususi olarak kendisini yetiştirmek için ya bu neydi bu termodinamik falan böyle diyen var mı? Yok. Big Bang hakkındaki bilgilerimiz bile harcı alemdir. Tam Big Bang'i öğreneceğiz derken gördük ki Big Bang'de yani Princeton'da yapılan çalışmalarda Big Bang'de tartışılmaya başlandı. Yani değişmek üzere. Biz öğrenmeden değişecek o da. Yani ne kadar geriden geldiğimizi anlayın diye söylüyorum. İki örnek vereceğim. Yani ilahiyat eğitiminin batıyla Türkiye'de nasıl yapıldığına dair. University of Cambridge. Cambridge Üniversitesi İslamiyat Departmanı'na öğrenci alırken sordu. Üniversiteye girerken ama çıkarken değil yani. Sorduğu sorular. Aşağıdaki surelerden birini tercüme ederek yorumlayınız. Aşağıdaki hadislerin üçünü çevirerek yorumlayınız. Kur'an ve peygamberin hayatından örnekleri atıfla İslam'da kadının statüsünü tartışınız. Şeriatın icma, kıyas ve diğer kaynaklar arasındaki ilişkileri tartışınız. Bu soru Sünni öğrenciler için. Müslüman hangi durumlarda namaz ve orucu tehir edebilir tartışınız. Mesela ben Samsun'la birkaç soru söyleyeyim size. Aşağıdaki ayetin test ama onlarınkinin tamamı klasik, bizimkilerin tamamı test. Ayetin en isabetli çevirisi hangisidir? Ayette altı çizili kelimenin en uygun meali hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam'da felsefi ahlakın konuları arasındadır? Hazreti Meryem'in Tanrı'dan, Tanrı doğuran kadın olduğunu işte reddeden, kabul eden kilise babasının adı nedir? Yani Hayber Savaşı'na katılan develerin adı nedir soruları da var. Onu getirmedim. Şimdi diyebilir ki bunların hepsi test. Şimdi diyebilir ki ilahiyat öğrencisi, hocası ya ne yapalım? Şu anda kaç ilahiyat talebesi var biliyor musunuz? Ön lisans ve ilahiyat talebelerinin toplam sayısı yaklaşık 450 bin. Bizim yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sonra en büyük sayı bu yani. Yani bizim şu anda 19 Mayıs Üniversitesi'nde İLİTAM öğrencileriyle birlikte sayımız yaklaşık olarak 6-7 bin. Bir hocanın şöyle demesi, ben kızamıyorum hocama. Ya diyor, ne yapayım? Aynı dersi 600 öğrenci alıyor. Bir klasik yapsam 3'er sayfadan 2500 sayfa soru, kağıt olacak. Bu okunacak iş değil ki. Doğru, haklı mı haklı ama yine sorun değişmiyor yani, durum değişmiyor. Onların girerkenki sorduğu sorulara bakın, bizim mezun olurkenki öğrencilere sorduğumuz sorularla bir karşılaştırın. Aradaki kalite farkı zaten otomatik olarak ortaya çıkacak. Son şeyle bitireyim hocam. İlahiyat fakültelerinin şu anki belki de en önemli krizi ise, hocam da biraz bahsetti, bu ehli sünnet meselesi. Bu ehli sünnet hadis inkarcılığı şu gibi söylemlerle biliyorsunuz çok ciddi bir kavga yürüyor. Hem popüler dini algıyı besleyenlerle hem ilahiyat camiası içerisinde. Bir öğrencim geldi. Hadisten arkadaş, yüksek lisansını bitirmiş, doktoraya başlayacak. Hocam ne tavsiye edin filan. O sırada Emine Zavşar Hoca'nın bir kitabı var. Dedim Emine Zavşar Hoca'ya oku bak dedim, bu çalışma güzel. Ya dedi hocam dedi, o oryantalist dedi. Ya dedim, oryantalist dediğin adamın oryantalizme itirazlar diye kitabı olan hocaya mı diyorsun sen bunu? Şimdi ondan sonra öğrenciyle biraz şey yaptık. Öğrenci arkadaş ilkokulu bitirdikten sonra örgün hiçbir eğitim sürecine girmemiş. Ortaokul, lise, üniversite tamamını dışarıdan bitirmiş. Ve bir süre sonra anlıyorsun ki üniversiteye girmesi için bir şekilde kadro elde edilmesi için özel yetiştirilmiş.
Ve bir doktrinle, yani bir doktrinle gelip diploma almanın peşinde olan arkadaşlar. Şu anda çok ciddi bir ilahiyat camiası bu olumsuzluklarına rağmen ilahiyat camiası, ilahiyat eğitimi, akademik eğitim tehdit altında. Bu tehdidi de maalesef biz kendi içimizden üretiyoruz. Bütünüyle ilahiyat akademik eğitimde kavgalı olup ama o akademisyenliğin prestijinden hiçbir rahatsızlık duymayan, ya akademisyenliğin prestiji olsun, işte doçentler, profesörler, doktorlar filan ama onun gerektirdiği hiçbir şey olmasını istemeyen bir kesimin 10-15 yıllık süre içerisinde özellikle Taşra'da yer alan ilahiyat fakülteleri ciddi olarak işgal tehdidi altında. Eğer bu tehdit bir şekilde savunamazsa gelecek dönemlerde korkarım ki hep Türkiye için şu konuşuldu, işte Türkiye İranlaşıyor mu filan. Türkiye İranlaşmaz, İran Suudlaşmaz ama Türkiye açısından ciddi bir Pakistanlaşma tehdidi var. Allah devlete, millete yardım etsin. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.